Merhaba, 3D baskılarda alt ve üst yüzeye sahip nesnelerde slicer alt ve üst yüzeyi düzgün şekilde orantılı olarak birleştirmek ve dış duvarların kalınlığını sabit tutmak için nesnenin eğimli olan iç kısımlarına iç dolgu ekler. Bu durum, içerisine ışıklandırma yaptığımız nesnelerde dışa vuran ışığın azalmasına ve kötü görünmesine neden olabilir. Bu durumun temel nedeni genelde slicerlarda aktif durumda olan dikey kabuk kalınlığını onayla özelliğidir. Tablamızda bulunan nesneyi bu durumu daha iyi görebilmek için beraberce inceleyelim. Dikey kabuk kalınlığını onayla özelliğimiz aktif durumdayken biraz önce bahsetmiş olduğum gibi baskımızda iç duvarın hemen alt kısmına eğimli olan yerlere bir iç katı dolgu ekliyordu. Bu sebeple renk şeması kısmından iç duvar ve dış duvarımızı kapatalım. Baskımıza yaklaşalım. Nesnemizi incelediğimizde eğimli olan alanlarda eğimi korumak için iç kısma iç katı dolgu eklediğini görebiliriz. Normal şartlarda dayanıklılık kısmında bulunan dikey kabuk kalınlığını onaylı özelliği tümü seçili olarak gelmektedir. Bu model özelinde aktif olması baskının eğimli olan kısımlarının daha sağlıklı basılmasına yardımcı olacaktır. Şimdi bu özelliği kapatmamız gereken bir modeli tabloya ekleyelim. Tablamıza genelde internette görmüş olduğunuz ışıklandırmalı bir abajur modeli ekledim. Bu abajur modelinin herhangi bir dolguya ihtiyacı olmadığı için dolgu yoğunluğunu sıfır aldım. Modelimizde iç ve dış duvarları kapatıp iç katı dolgusunu görelim. Nesnemizi incelediğimizde içine ışıklandırma takılacak olan bir obajur görüyoruz. Gördüğünüz gibi bazı eğimli yerlere fazladan iç katı dolgu eklemiş. Eğer bu modelde dikey kabuk kalınlığını onayla özelliğini hiçbiri türüne almaz isek ışıklandırmamız dışarıdan kötü gözükecektir. Biz dikey kabuk kalınlığını onayla özelliğini hiçbirine alırsak fazladan iç katı dolgu eklemediğinde bizim vermiş olduğumuz duvar sayısı kadar duvar oluşturacağından ışıklandırmaya bir etkisi olmayacaktır. Resimde biraz önce incelemiş olduğumuz abajurun ilgili ayar açıkken kötü görüntü verdiğini görebiliriz. Bu ayarda da gördüğümüz gibi genel bir ayar yapıp her modelde o ayarları kullanmak maalesef mümkün değil. Siz de nesnenizi analiz edip slicer üzerinden gerekli yerlere bakıp gerekiyorsa bu özelliği kapatabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Orca Slicer ile ilgili elimden geldiğince kaliteli ve detaylı videolar çekmeye özen gösteriyorum. Kanalımızın gelişmesi için abone olmayan arkadaşların abone olmasını, kitlemizin büyümesi için çevrenize önermenizi rica ederim. Hepinize destekleriniz için teşekkürler.